Herkese tekrardan merhabalar, selamlar sevgili arkadaşlarım. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün 31 Temmuz 6 Ağustos haftalı kahve bakımınızı yorumluyorum. Tüm yengeç boşlarına hayırlısıyla uğurlusuyla güzel bir hafta dilerim. Bakalım bu hafta neler var neler yok. Şöyle arkadaşlar hemen sizlerle bir fincanınızı paylaşmak istiyorum. Hemen şu akmakta olan galiba 3-4 tane. Şu kısım birazcık sizi belki bekletebilir. Şu kısımda bakın 3 tane birden çok aktif akışta olan kısım var. 4 de onunla beraber akıyor. Bu arkadaşlar üst mertebeden ya da ilahi anlamdaki yardımlardır. Şimdi dua ettiğiniz, yürekten istediğiniz bir şeyler varsa Bunlarla ilgili çeşitli mucizeler bu dönemde sizleri karşılayabilir. Çünkü arkadaşlar bakın burada herhangi bir olay yok görüyorsunuz. Zaten bu kısım inanılmaz derecede temiz, çok berrak görünüyor. Çok saf, çok temiz. Demek ki çok hayırlı bir şekilde İnşallah hayatınıza gelecek. Eğer ki aklınıza ya olmayacak etmeyecek şeklinde soru işaretleri varsa üzülüyorsanız, sıkılıyorsanız buralarda alacağınız hem dediğim gibi üst makam mevkiilerden hem hiç böyle ah beni o desteklemez ki bana 5 kuruş para vermez dediğiniz insanların bile bu dönemde sizleri desteklediğini ve ilahi anlamdaki yardımların, mucizelerin, ilahi adaletin sizlerden yana olduğunu görebileceğiniz müthiş bir dönem aslında. Yani bu şekilde başlaması aslında aslında fincanınızın bize direkt olarak bu ilahi yardımın göstermesi sizlerin de bu mucizeleri yaşamaya gerçekten ihtiyacınız olduğunu da beraberinde getiriyor. Şimdi hemen şöyle bir fincanı sizlere gösteriyorum. Bakın hep uzunlamasına durumlar var. Genel olarak arkadaşlar erkekler para konuları veyahut da uzun zamandır devam eden ve can sıkıcı olaylarla ilgili sizlerin bu hafta bazı gündemleri var. Normalde öyle duruyor bekliyor köşede dediğiniz olaylar bile bu haftayla beraber biraz daha hareketlenmeye başlayabilir. İşte bir süredir o insandan ben haber alamıyorum. Bu hafta işte bana mesaj attı, onu rüyamda gördüm. Bir şekilde bu kişi ya da durumlarla alakalı bazı enerjiler gündeminizde olabilir. Şimdi arkadaşlar bakın burada karşılıklı olarak durduğunuz birisi var. Aranız birazcık son zamanlarda sanki açılmış ve şurada bakın bir beyaz nokta var. Bu içte olan bir boşluk. Yani benden özür dilemedi, bana kırıcı bir şey söyledi ve benim yüreğimde ufak da olsa bir boşluk oldu dediğiniz bir durum olduğunu ifade ediyor. Kişinin adında soyadında E, T, I, I harfleri, E harfi, M harfi olabilir. Bu kişiyle arkadaşlar sizlerin tekrardan konuşmanız tekrardan bir araya gelmeniz küslükler varsa bu küslüklerin azalma durumları dediğim gibi birbirinizi hissedebileceğiniz bir dönem içerisindesiniz. Bu kişinin illaki aşık olduğunuz, sevdiğiniz, hoşlandığınız birisi olmasına gerek yok. İş yerinden de olsa, mahalleden de olsa yine de dediğim gibi tekrardan belirli noktalarda, belirli konularda bir araya gelebilirsiniz. Şurada. Bakın böyle bir kafa var ve kafa kendi içerisinde doğru bir bükülme durumu söz konusu. Bu arkadaşlar kendi kendinize konuştuğunuzu, kendi kendinize halletmekte olduğunuz bir şey var. Eğitiminiz varsa bununla kendi kendiniz uğraşıyorsunuz. Çocuk mu var? Çocuk iki kişinindir ama en çok siz uğraşıyorsunuzdur. Evle ilgili bir şey mi var? Bir şey mi düşünülecek? Bir şey mi yapılacak? En çok siz uğraşıyorsunuz. Para konusu mu? İyice düşünülmesi gereken şeyler mi? Herkesten çok sizin böyle içinize dön kendi kendinize iş halletmeye çalıştığınızı ifade eder ve çok yoğun bir düşünce dönemine giriyorsunuz demek ki kendi içinize halletmeniz gereken bazı konular, bazı olaylar var. İnşallah arkadaşlar halledersiniz. Ben başınızın üzerinde herhangi bir karanlık görmedim. Bu da sizlerin evet ben demek ki bir şeyleri halledebiliyorum, çözebiliyorum, yapabiliyorum. Kendi kendime para kazanmam gerekiyordu. Bunu düşünüyorum. Demek ki ben bunu da yapabiliyorum. İşte kimseye ihtiyacım yok diyebilirsiniz. Bu dönemde içsel sorunlarınızı yine çözdüğünüzü söyleyebilirim. Şimdi şuraya geliyorum. Bakın burada bir kişi var. Bakın. Görüyorsunuz elinde bir çomak. Çomağın üstünde de sanki böyle bir kuş var. Bakarsanız arkaya doğru kuyruğu sanki uzanıyor gibi görünüyor. Bu bir kişiden size gelecek olan bir haber ama elde tutuluyor olması bunun bir ödül haberi olduğunu yani aa öyle mi e ne yapayım diyeceğiniz şeyler değil. Aa öyle mi çok sevindim. İşte bana mesaj attı. Yani umursamayacağınız insanlar ya da çok da böyle sizi ilgilendirmeyen olaylar hakkında değil. Bu bir haberse, yayınlanıyorsa sizi ilgilendiriyor ve sizin için, aile için önemli demek ki. Aynı zaman işte internetten okuduğunuz şeyler, aldığınız haberler, aldığınız sonuçlar hem devlet, hem aşk konuları, hem özgürlük konuları hem de yer değiştirmeye bağlı konular, aklanma konuları yani iftira varsa, bir mahkeme varsa bu konular ve devamındaki olaylarla ilgili. Ailenizin ya da bir başkasının sizin başarınız, yaşantınız, güven duygusu bu konularla alakalı akıllarına bir soru işareti varsa yine bu soru işaretlerinin gittiği dediğim gibi aklandınız, akpak, tertemiz olduğunuz bir dönem içerisindesiniz. Belki de bu konularla ilgili başkaları size o kadar suçluyordu ya da suçlu hissetmenize, kendinizi yetersiz hissetmenize neden oluyorlardı. Şimdi de dediğim gibi kendi içinize dönüp baktığınızda belki diyeceksiniz ki yo ben yetersiz değilim. Ben gayet başarılıyım, gayet iyiyim, gayet iyi bir babayım, gayet iyi bir annem, gayet iyi bir evladım. Hiçbir problemim yok deyip dediğim gibi kimseye ihtiyacınız olmadığını ya da kimsenin onayına ihtiyacınız olmadığını anlayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Aynı zamanda dediğim gibi evet benim gerçekten bazı yerlerde hatalarım var. Yani intikam almamam gerekiyordu belki de o konuda ama aldım. Neyse işte telafi edelim, yapalım edelim. Yani hep bunları bakın düşünüyorsunuz. Yapıcı olmaya çalışıyorsunuz. Elinizden geldiği kadar özellikle de küslükler, yanlış anlaşılmalar varsa bakın bununla ilgili kalp kırıklıklarını gidermeye çalışıyorsunuz. Ee, ve gelen haberlerde aslında bir şeyleri düzeltme, tamir etme ile alakalı. Buraya geldiğimde bakın boynu böyle bükülmüş bir insan var ama yükü yok. Yani yalan söylüyor. Kavmuru çıkmış evet ama kimi insanlar yaşadığı sıkıntıları çok çok büyük abartarak anlatır ve sizin hayatınızda böyle bir insan var. Bu hafta bu kişinin siz baya baya yalanını ortaya çıkartıp yakalıyorsunuz. Ee, yani bir şeyler göründüğü gibi değil. Hatta bakın dikkatli baktığınız zaman hafif de göbekli bir insan onu da söyleyeyim. Şurada bakın sanki altındaki kişinin Böyle şeytanın hani böyle boynuzları olur ya. Aynı onun gibi görünüyor. Aslında demek ki altında yatan şey tam bir şeytan yani. Ve üstüne baktığınızda kişinin ...asıl dışarıdan bakılan halini gördüğünüzde... ...aa yazık, çok acı çekmiş. Şimdi herkesin yaşadığı bir iş sıkıntısı vardır... ...ama olayı o kadar abartır ki... ...zannedersiniz dünyanın en zor durumda kalan insanı odur. Hani bazı insanlar şurası kesilir de... ...yani sanki kandrevan içerisinde kalmış... ...parmağı kopmuş gibi davranır. İşte bu kadar olayları abartıyor. Siz bir laf söylersiniz bunu çok büyük abartabilir... ...kendinize kızmanıza neden olabilir... Yani sizce eğer ki abartılıysa sizce eğer ki karşı taraf yüküyle yaşadıklarıyla alakalı yalan söylüyorsa uzak durun. Çünkü bunlar arkada kişinin kafasında da herhangi bir şekilde ay ben yalan söylüyorum yarın bir gün benim yalanım ortaya çıkar. İşte ben olayları abartarak söylüyorum işte sağdan soldan duyduklarım birinin üstüne bin katarak söylüyorum yarın bir gün bu yengeç burcu üzülür kırılır hiç bunları düşünmüyor. Yani aklında sizin bununla ilgili hiçbir soru işareti yok. Yani hayatının bir parçası olmuş aslında bir şeyleri belki bu kadar abartmak. Yani ilerleyen zamanlarda ben açık söyleyeyim bu kişiyle siz çok büyük sıkıntı yaşarsınız. İnanmamaya gayrı deyip geçmeniz kıymetli olacaktır. Bu dönemde bir değişim durumunuz var. Üçgeninizi görüyorsunuz. Bunu sevgiyle kucaklıyorsunuz. İstiyorsunuz çünkü. Ama kaçtığınız bir nokta var. Bakın uzak kalıyorsunuz. Uzak kaldığınız yerde bir risk alanı var görüyor musunuz? Çok tepede aklınıza gene bir soru işareti yok ve size çok büyük kapıları açacak az ve bir yolla beraber aslında bakarsanız arkadaşlar birleşiyor. Bu yolun hemen yanında bir ayna var. Verdiğiniz emeklerin karşılığı da almaktır. Verimkar davrandığınız kadar şimdi alıcı olduğunuz bir dönem bu ve bunun devamındaki konularda zaten Şurada sizlere bahsetmiştim. En başta zaten hepimiz gördük. İlahi anlamdaki yardımlar kendisini gösteriyor. Haydi bakalım. Niyetinizi tutun sevgili arkadaşlar. Bazen parmağı şu, şekilde tutuyorum. Yanlış anlamayın. Daha önceden biliyorsunuz atel vardı. Onu çıkarttım ama ister istemez parmağım birazcık öyle kaldı şimdilik. İnşallah düzelir. Şimdi bu kimdir bu kocaman şey ne bu gagası ağaç kakan vudi var ya aynı onun gibi e, görüyorsunuz bir gagası var. Ama nereden nasıl böyle tık tık, tık yapıp gireceğini bilemiyor. Şimdi diyeceksiniz bu kim böyle ağaç kakan sizsiniz. Burada arkadaşlar bir sorun var. Şimdi bir insan size çok soğuk davranıyordur. Yahu ben senin nereden gireyim de senin içini ben öğreneyim, bana anlat. Ben senin nereni didikleyim de öğreneyim. Ya da ben bu iş dünyasının neresinden girmeliyim? Meslekten mi? Yoksa başka bir alanda deneyim kazanıp oradan mı? Nasıl yapayım? Aşk konusunda işte platoniyim acaba nasıl konuşmaya girmeliyim? Ne yapmalıyım? Aileme bir şey anlatacağım, bir şey isteyeceğim. Nasıl söylemeliyim? Yani olayın neresinden tutacağınızı, neresinden gireceğinizi ya da neresinden başlayacağınızı bilemediğiniz bir durum olduğunu anlatıyor. Belki çocuğunuz bir konuda üzülüyor. Ya ben nasıl şimdi söyleyeyim? Ya ya alınırsa, ya üzülürse, ya yanlış anlarsa, ya onu kırarsam. Yani aklınıza aslında biraz daha bu tarz soru işaretleri olabilir ve bakın o soru işaretiniz geliyor. Çok soru işareti değil. Biraz arkadaşlar çengel görüntüsü var. Bu çengel görüntüsüyle ilgili arkadaşlar şimdi birazcık sol tarafta aslında bakarsanız hani çok soru işareti değil dediğim gibi biraz daha çengele benziyor. Sol tarafta olması kendinize çok çok dikkat etmeniz gerektiğini çünkü elinize attığınız yerden bereket fışkırabilir ama 10 taneden bir tanesinde bir sıkıntı vardır. O sıkıntılıyı da kalkıp hayatınıza almamaya gayret edin. Eleyici olun, çok seçici olun. O an için uygun değilse bekleyin. İlla ki mesela bir şeyi o anda yapmak zorunda değilseniz aman sırf arkadaşlarıma uyayım, aman kırılmasınlar, aman üzülmesinler diye istemediğiniz şeyleri aklınızda yatmıyorsa yapmamaya gayret edin. Yani size uygun değilse yapmayın. Bakın en başta da zaten tabağınızda da, şey, fincanınızda da ne vardı? İyice kendine çekil, düşün. En azından bir gece kendine izin ver. İstiyor musun, istemiyor musun? O anın heyecanıyla evet dersin. O anın siniriyle belki hayır diyeceksin. O en azından bir gün, iki gün düşünmeniz önemli. Bu hafta böyle bir... Ay kaydı. Böyle bir olayınız görünüyor. Şurada da güzel bir V ve S harfleri var. şöyle göstereyim size. Şurada V ve S harf. Bence görünüyor ya. V ve S U'ya benziyor ama değil. V ve S harfleriniz var. Bir tane de E var. Ves. Sev. <laughs> Böyle bir şey var. Şimdi bu ve aslında birleştirdiğimizde geleceğinizi düşünerek birisine yaptığınız bir iyilik ya da şu anda kendi geleceğinizi çocuklarınızın geleceğini düşünerek onlara kendin onlara kendinize yaptığınız maddi ya da manevi anlamdaki yatırımları iyilikler gündeminize ve bunlar bugün için sizin karşınıza bir yol çıkarabilir ya da bir süreci sizleri koyabilir bununla ilgili bir yerlere gidebilir gelebilir ya da dediğim gibi işte evliliktir, iştir, eğitimdir veya buna benzer yatırımdır bir süreç bir yola girebilirsiniz niyetinizin aktığı kısma baktığımız zaman arkadaşlar çok çok temiz bir akış görünüyor gördüğünüz üzere biraz yolunda gidiyor bence bu bir yerden sonra hızlanır çünkü herkesin hayatında işte ister istemez olabilir. Yani bir an için sanki duruyormuş, devam etmiyormuş gibi durumları olabilir. Ama bir yerden sonra bakın gene de akışta mı? Evet akıyor yani. Hani şuradaydı. Bakın buradan buraya geldi birkaç saniye içerisinde. Yavaş da olsa akıyor. Vallahi güzel akıyor yani. Devam ediyor. Niyetiniz her neyse arkadaşlar gayet güzel bir ilerleyiş var. Yalnız birazcık ee, dışarıdan baktığınızda bakın kırılmalar var görüyor musunuz dışarıdan insan müdahaleleri niyetinizle ilgili birazcık fazla üzerinizde sürekli bir hak sahibi olma çabası görünüyor. Fincanınızda da vardı zaten hani kandırma yalan söyleme istediğini böyle abartı abartı söyleyip sizi korkutma ve kendi tarafına çekme durumları olabilir. Bunlara dikkat etmeniz, gözünüzü dört açmanız, on açmanız çok çok önemli. Benim sizler için arkadaşlarım söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.